Herkese selamlar. Ben Ramazan Tunç. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin, paylaşın. Mutlaka abone olun. Bildirimleri açın arkadaşlar. Destek olun. Destek olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Abone olmadıysanız mutlaka abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Şu anda Karaköy Mumhane Caddesi'ndeyim arkadaşlar. Karaköy'ün sokak lezzetlerini keşfetmeye hazırsanız hep birlikte Karaköy'de ne yenir, nerede ne var, sokak lezzetlerini hep birlikte keşfedelim arkadaşlar. Karaköy'ün en popüler caddesindeyim şu anda. Barların ve kafelerin olduğu cadde. Hemen sokağın başında Gala Kokoreç sokak lezzetlerinden başlayayım. Yarım 190 değil mi? Kolay gelsin İstanbul. İzmir 190, normal 190. İzmir 250 mi? Yok, yarın İzmir 190. İzmir. İzmir 190. Normal 135. Normal 135, yani, bir de 250 diyor. 250 3 parça, büyük yarım. He, 3 parça, o büyük olan daha dolu. Aynen, daha içi dolu. Çeyrek? Çeyrek, normali 85, içi bol olursa 130. İçi bol olursa 130. Normali 80. Evet. Ben zaten burada yiyorum, biliyorum. Aynen. Şu anda Karaköy sokak lezzetlerini çekiyorum. Aynen, burası. Kolay gelsin. Hemen sokağın başında en güzel lezzetli kokoreç burada. Geldiğinizde mutlaka burada kokoreç yiyin. Midyeci arkadaş, midyeler ne kadar şu anda? Tanesi 8 TL. Tanesi? 8 TL. 8 TL. Porsiyon? Porsiyon isteğe göre. İsteğe yani göre. Genelde tek, tek tek yeniyor değil mi? 10 tane, 20, 10 tane. 30 yiyen var. 100 tane bile yiyen var. Tabii. İsteğe göre. Aynen. Ya yani ben de 100 tane yerim abi. Bir şey değil yani. Yeriz. Hadi eyvallah. Sağ ol. Kolay gelsin. Evet. Sokak lezzetleri. Karaköy turuma devam ediyorum. Şu anda Karaköy'ün popüler sokağındayım. Gerçekten çok hareketlendi. Karaköy popüler oldu son seneler. Beyoğlu buralara indi. Kafeler, restoranlar, her yer otel oldu. Eskiden burada şeyler var işte. Bak, bir tek eski karçukçu bu kalmış yani. Bu da artık gider. Yeni yeni yerler açılıyor. Eskiden burada postane vardı. O da gitti. Mumhane Ticaret Merkezi'nde. Karaköy'ün arkadaşlar çorbacısı. Ama ben artık burada çorba yemiyorum gerçekten. Ne zaman yediysem bu son seneler yağları değiştirdiler. Ne zaman yesem midemi ağrıttı. Burada da hemen Tantuneci var yanında. Sokak lezzetleri. İşte arkadaşlar Karaköy'ün meşhur balıkçısı Mehmet Usta. Gerçekten buradan ne zaman buraya gelsem kuyruk var. Gördüğünüz gibi kuyruk ta nereye kadar devam ediyor arkadaşlar. Fakat şu anda bu kuyruğa girip burada bir dürüm yemek için gerçekten bekleyemem. Gördüğünüz gibi size böyle buradan göstereyim. Kılçıklarını temizliyor burada. Donmuş balıklar. Kılçıklarını temizleyip güzel bir şekilde salata koyuyor, sosları koyuyor. Bir de burada lavaşa koyduğunda lavaşa koyuyor. Lavaşı da kızartıyor. Ve sosları koyup veriyor. Lezzeti katan soslar. Gördüğünüz gibi turistler falan hepsi gelip bu kuyruğa giriyor. Bazen gerçekten yazın daha çok burada kuyruk oluyor. Böyle şu ileriye kadar kuyruk oluyor. Yani kuyruğa girip burada yarım balık için gerçekten girmem bak. Yerliler de yabancılar da bak hepsi kuyrukta. Bakar mısınız arkadaşlar?
Karaköy'ün en meşhur balıkçıları diyebilirim. Geldiğinizde tatmak isterseniz mutlaka deneyin. Bak hemen 50 metre ilerisinde Marmara balık dürüm var. Fakat bu adam da aynısını yapıyor. Size göstereyim böyle camdan. Çok bir fark yok. Aynısını yapıyor abi. Kılçığını alıyor. Bak bana abi, parmağı daha güzel. Evet, kılçığını alıyor. İşte lavaşı da kızartıyor. Hiçbir fark yok. Aynısını yapıyor. Güzel güzel yapıyor işte abi. Aynı yani. Orada Kore'ye girmenin bir anlamı yok yani. Bu adamlar akıllı yani. Burada yiyorlar. Abi sos da koyuyorsun değil mi? Abi her şey yani full sos. Tamam. Yarım 140. Evet, dürüm de 140. Aynı. Dürüm de 140. Aynı, değişmiyor. Karaköy'e geldiğinizde arkadaşlar o kuyruğa girmenize gerek yok. Bak 10 metre 20 metre ileride Marmara balık dürüm. Gelin sıra beklemeden aynısını yiyorsunuz. Afiyet olsun. Yani o kuyruğa girip beklemenin bir anlamı yok arkadaşlar gerçekten. Yani yazın daha çok böyle kalabalık turistler olunca adam demek ki bir isim yapmış. Aslında özellikle yaptığı bir ekstrem bir durum yok. Sosyal medyada patlamış, keşfedilmiş, insanlar turistler de arayıp gelip buluyor. İşte Mumane üzerindeki Fransız geçidi, iş merkezi. Burada da güzel kafeler var. Harika, gördüğünüz gibi. Eski bir Fransız geçidi, iş merkezi. Burada böyle sağlı sollu kafeler var. Galata simitçisi. Burası da en eski simitçilerden biri. Artık gariban demeyeceğim. Yani simit çay da pahalı oldu. Burada da simit çay keyfi yapmak isterseniz burada yapın arkadaşlar. Karaköy Mumhane Caddesi'nin üzerinde. Ne haber? Aferin. Bu da bak ekmek peşinde. Bak da dolaştırıyor. Burada meyveci var. Salet. Hemen burada kumpir yapıyor. 150, 180, 220 kumpir fiyatları. Ortaköy'e göre biraz daha ucuz. İzmir işi kokoreç. Bu da hemen Mumhane Caddesi'nin ortasında. Midye ve kokoreç. Yarım ne kadar abi? Listeyi göstereyim hemen size. Kokoreç nerede? Ha? Ya yarım 170 diyor, 150 değil. 170. Ha, o sade 150. Sade 170, domatesli olan 150. Ha, domatesli 150. 2. Amerika yapıyor. Video çekiyorum ya. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Daha İzmir tarzı yapıyorsun değil mi kokoreç abi? Evet. Güzel. İri kıyım. İri, iri iri böyle. Evet, iri halka. Hissediyorsun yani. Evet. En sevdiğim tarz domates yani. Olursa domatesli 150. 150. İyi, normal abi. Artık bu... bir şey yok. Bu şişi 2 milyar alıyorsun. Tabii şey yakıyorsun, kömür yakıyorsun. Bu şiş 2 milyar alıyorsun. 2 milyar. Az değil. Az değil abi. Pahalandı. Her şey pahalandı. Öyle 2000. Evet. 2 milyar yani. Kömürü var. Baharat. Kömürü var tabii. Baharat işçisi var. Şey var. Kirası var. Artık ucuz bir şey yok abi. Aynen abi. Yine uygun. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Evet. Bir balıkçı daha arkadaşlar. Bu cadde üzerinde gerçekten 3. balıkçı. Balık dürüm. Adam aynısını yapıyor. Bak yine aynı. 150. Bakar mısın? Kolay gelsin abicim. Kolay gelsin. Bak gördün mü? Dürümleri yapıyor. Balığı kılçığını alıyor. Sosları koyuyor böyle. Salata, soğan. Sarıyor. Ve dürümü de kızartıyor. Balık aynı. Dürüm aynı. Lavaş aynı. Gerçekten hızlı bir şekilde yemek istiyorsanız
el lezzeti var tabi yani. Her yerin bir farklı bir el lezzeti tadı vardır yani. Evet. Karaköy turum devam ediyor. Buradan sağdan devam edeceğim. Yine Bağırlar Sokağı'nda devam edeyim. Karaköy'ün arka sokakları. Eskide neydi ya, buraya kimse giremezdi gerçekten. Şu anda popüler oldu. Her yer kafe oldu. Eğlence mekanı oldu. Karaköy çok popüler oldu. Turistlerin uğrak yeri. Bir de tabii Galataport'a yakın. Galataport'a yakın olduğu için çok turist geliyor. Sirkülasyon hızlı bir şekilde değişiyor her gün. Kışın yine o kadar değil ama yazın daha çok hareketli. Buralar falan her yer full. Gerçekten. Güzel mekanlar da var. Benim de sevdiğim yerler var buraya gelip. Yazın daha çok geliyorum. Evet, buranın en meşhur güzel hamburgercisi Baltazar. Karaköy geldiğinizde mutlaka deneyin. Gerçekten hamburgerin kralı burada. Güzel yapıyorlar. Ben de çok seviyorum. Hamburger müthiş. Hamburger bire keyfi yapmak istiyorsanız gelin burada yapın arkadaşlar. Hamburger lezzetli. Gerçekten hakkını veriyorlar. Müthiş bir hamburger. Mutlaka deneyin. Karaköy'e gelirseniz. Evet. Yine kebapçılar. Şeyler devam. Buranın en eski fasulye. Kuru fasulyeci. Kuru fasulyeyi yemek istiyorsanız onun için de buraya geleceksiniz. Fasulye meşhur. Kuru fasulyeci. Terası, manzarası çok güzel. Severim ben de. Arada bir gelirim. Yazın terası akşam güzel oluyor. Keyifli oluyor. Tam Galataport'un karşısında gördüğünüz gibi. Yakın. Hemen şurada tramvay durağı. Tophane tramvay durağı böyle geldiğinizde hemen merkezi. Meşhur Karaköy sokak lezzetleri videosunun sonuna geldim. Videoyu beğendiyseniz yorum yapın. Beğenin. Paylaşın. Abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bildirimleri açın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Renkli Dünya'nın hikayeleri devam ediyor. Devam edecek. Desteklerinizi bekliyorum. Sevgiler.